Dostlarım 7. bölümden merhaba. Karımız pazardaydı en son biliyorsunuz. Burada fragmentimiz ve artı 7 çitin kolluğumuz satılmış. Yaklaşık olarak 20-22 saattir pazardaydı karımız. Böyle saat Türkiye saatiyle 12.30. Hemen gidip drakilerimize girelim vakti geçmeden. Şöyle bakalım. Ben hemen bir X-Clan ayarlayayım. Gidip bir de I Love amblemimizi alalım. Drakiden sonra görüşürüz. Dostlar ilginç bir şey oldu. Bir arkadaş alttan Smite Hammer çıkardı. Ben de yazdım satılık mı diye. Evet dedi. 2 tane var dedi. Ben de 4M'den alabilirim dedim bir tanesini. Gel ikisini de vereyim dedi. Şimdi seride ilk defa bir alsat yapacağız. Yani inşallah. Dostumuz geldi. Böyle trade'imiz açıktır inşallah. Açıkmış. Biz 8M'imizi koyalım. 2 tane artı 0 Smite Hammer. 8M'den aldık. Şöyle selamımızı verelim. Dostumuza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi koşa koşa drakilere gidiyoruz. Alelacele drakilere girdik. Ne olduğunu söyleyemedik tam olarak. Dostlar 2 tane Smite Hammer aldık. Her birini 4M'den. Yani ikisini total 8M'e aldık. Ama pazarda bir tanesi neredeyse 8-9M'e satılıyor biliyorsunuz. Lovely Juliet isimli dostumuza çok teşekkür ederiz. Bu arada adaş çıktık onunla da. Kendisi sağ olsun zarar edersen getir geri itemimi dedi. Ben parasını veririm sana dedi. Ya bu oyun böyle güzel işte. Yani öyle her şeyi aman ben şöyleyim ben böyleyim diye yapmaya gerek yok. Ya da her şeyin üst düzeyi olmasına gerek yok. Bakın gördünüz. Yaklaşık 12-13 gündür bu oyunu oynuyoruz. Sıfırdan başladık. Ve neler yaptığımızı az çok görüyorsunuz. Hani yapılabiliyor, oynanabiliyor. Yorumlarda diyorsunuz DC Premium olmadan drop atmıyor diye. Onu ben de biliyorum dostlar. Fakat biz bu oyunu drop'u için oynamıyoruz. Biz bu oyundan keyif alıyoruz. Draki'de sürünmek de keyifli. Hani ayın sonunda Premium'u çıkaracak mıyız acaba? Onu düşünmek de keyifli. Ha zor mu? Zor, evet. Ama bir yandan da keyifli. Bu vesileyle artık alsata da girmiş olduk. Böyle ufak tefek alsatlar da yaparız dostlar. Nasıl olsa karakterimiz pazarda oturuyor. Uzun saatler oturduğumuz da oluyor. Hani geceden sabaha kadar muhtemelen bir şeyler de satılıyor. Az önce gördünüz. Yani ben aceleyle çıktım. Sadece KSC'sini alabildim ama fragmentimiz de satılmış. Çitin kolluğumuz da satılmış. Yani bir şeyler de satılıyor. O yüzden böyle ufak alsatlar yapabiliriz. En azından premium paramızı çıkarmamıza yardım eder. Ya da zaten alacağımız premiumun bir üstünü alabiliriz. Örnek veriyorum. Bronze değil de gold alabiliriz. Ya da golda karar vermişken böyle ufak alsatlarla DC Premium bile alabiliriz. Bizim zaten bu şekildeki bir pus masrafımız çıktıktan sonra kendi kendimizi hayli hayli idare ediyoruz. Yani artı 7 Smite Hammer'ı almak bize totalde 5-6 güne mal oldu. Şansımız da yaver gitti. Biraz da eskiden kalma alışkanlıklarımız devam etti. Yani yeşil kutular sağ olsun yardımcı oldu. Upgrade'ler sağ olsun yardımcı oldu. Zannederim ilk bölümdü. Fabrik upgrade'lerini gördünüz. Arda arda artı 7'ler geçince ve güzel fiyata da satılınca oldu. Arda arda geçmese ne olurdu? Birazcık uzun sürerdi sadece basması. Yani bir gün içinde değil, 3 gün içinde basardık ama biz onu gene basardık. Uğraşırdık yani. O premiumu alana kadar oynardık. Şimdi ne yapıyoruz? Ufak alsatlara da başladık. Drakilerden gelecek şeylere bakıyoruz. Ufak tefek. Farmlarımıza bakıyoruz. Level kasmaya bir yandan devam ediyoruz. Son durumumuz bu dostlar. Maalesef drakiler bildiğiniz gibi. Sıkıntı yok. Şunları atalım. Silver gemler neden satılmadı bilmiyorum. Böyle üstümüzü boşaltalım bir. Bir günlük quest'i daha bitirdik dostlar. Şimdi bir tanemiz vardı zaten. 2 tane olacak. Bunu alalım. Şöyle 2 tane oldu. Biriktirmeyeceğim. Zaten biriktirince de vermiyor. En son kafa ve ayak kırdırmıştık. Şimdi bir tane kolluk alalım. Deneyelim şansımızı. Hemen bakacağım. Artı 5. Paramız varken gidip hemen bir artı basalım. Altı olursa giyeriz. Ben bir tane bu ayarlayayım. Kaydı tekrar başlatacağım. Ya da dostlar hiç uğraşmayalım. Şöyle 300-500K'ya bakmayalım. Bir tane buradan buz çekelim. En son buradan buz çektiğimizde artı 6'ya geçmişti. Sanki yine verecek gibi hissediyorum. Yandı. Maalesef yandı. Maalesef yandı. Nasip değilmiş. Biz devam edelim. Şuradan bir coin etkinliğine bakalım. 28 tane birikmiş. JR ya da BDV tamamlarsak bir tane daha gelecekmiş. Güzel. Yarın 3 tane monster daha alırız. Bir tane de üstümüzde var. 4 tane monster'a gireriz. Saat şu an 1.30. Saat 2'deki BDV'yi bekleyeceğim. BDV'ye kadar dinleneceğim. BDV'de görüşürüz. Dostlar bir item daha alıyoruz. Sword of Death. Ayıboğan dostumuz bize hediye etmek istedi ama biz parasıyla alıyoruz. Teşekkür ederiz diyelim. Kendisine buradan selamlar gönderiyoruz. Şöyle selamımızı da verelim. Bir item daha aldık. Bunu da bankaya koyalım. BDV'den sonra pazara koyarız. BDV'mize girdik dostlar. Şimdi hemen hızlıdan bir SV alırsak altar almaya çalışacağız. Bakalım şu an için karşıdan kimseyi görmüyorum. Kapıda gördüm. Dostumuzu hemen tutalım. Buff'ın AC'sini verdik. Aa. Biz malis yedik. Kürümüzü alalım.
İlk fight'i güzel bir şekilde kazandık. İki kişi hemen çıktı karşıdan. Aa, dört kişi çıktı. Tamam, ellerine sağlık. Gece 2 BDV'sini de kazandık dostlar. Şöyle El Morat Victory yazıyor. Yeşil kutumuz hayırlı olsun. Bankamızdakileri de alalım. Gidip pazar kurup uyuyalım dostlar. Yarına yeni bir günde görüşmek üzere. Dostlarım şimdi oyuna girdik. Şöyle üzerimize bakıyoruz. 31.7 M paramız var. Şimdi siz bunun KSC'sini görüyorsunuz. Tek tek bakalım birlikte isterseniz. Yeşil kutumuz. Ardından 2 tane Armor Enchant Scroll'umuz satılmış. Silver gemlerimiz satılmış. Sword of Death'imiz ve ardından 2 tane Smite Hammer'ımız satılmış. Detaylı incelemek isteyen dostlarımız KSC'yi durdurup bakabilirler. Biz şimdi bankamıza gidip şunları atalım. 31M çok güzel paramız oldu. Biraz daha level kasmaya bakalım. Sonra pazara inip bir geniye bakacağız. Devam edelim dostlar. Günlük görevi yaptık. Şimdi onu bir teslim edelim. İlk fragmentimizi aldık. İkinci olursa yarın inşallah bir tane daha kırdırırız. Yine kollu kırdıracağız. Aklımda o var. Şurada çarkıfelek gelmişti. Bakalım. Evet gelmiş. Hemen bir tane çevirelim. İnşallah güzel bir şey atar. Monster Stone'a razıyım ben. Holy Water attı. Bu hiçbir şeye yaramıyor. Şöyle çöpe atıyoruz. Şimdi gidip Drakileri yapacağım. İnşallah bir drop olursa görüşürüz. Bu arada dostlar 33 tane coin olmuş. Bugün 2 tane daha alacağız muhtemelen. BDV'ye girince ve artı basınca. 35 olur. Biz şu anda 3 tane monster'ımızı alalım. Drakilere girdikten sonra XC'miz basılıyken monster'lara da gireriz. İnşallah bu defa güzel droplar alacağız. Dostlarım 31.7'den paramız var. Biz bu parayı şöyle değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bir paket geniye alalım ve Titan Parti'ye bırakalım. Çünkü orada The Champion Turnam isimli dostumuz bizi bekliyor. Yani partide bize yer açtı sağ olsun. Geniyeni ve harcayacağın manaları ayarla gel dedi slota. Ben de şimdi üzerimdekileri boşalttım. Bir paket geniye alacağım. Dolaştım biraz. En ucuz bunu bulabildim. Bir paket geniyeye 25.5M veriyoruz. Evet zorumuza gidiyor. Hatta bir şey diyeceğim. Sel geniye 25M diyor. Pathfinder dostumuza yazalım. Ve dostumuzla anlaştık. 25M'den bir paket geniyeye alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz diyelim. 6.5M paramız kaldı. Ve bankada şöyle 668 tane mana var. Yani totalde 750 tane mana yapıyor. Bu bizi biraz götürür. Ama biz gene de biraz ucuzdan mana bulmaya çalışalım. Şöyle 1000 tane falan 4M'den, 4.5'dan, 5'ten artık neyden bulursak alacağız. Ben ayarlayayım manaları alırken tekrar kaydı açarım. Bu arada dostlar üzerimizde bir tane Tretons'un esansı vardı. O Tretons esansını şurada 100K'dan bayı var. Şöyle hazır varken atalım, bize de para lazım zaten. 6.5M paramız var. Şimdi bir dostumuz bize mana potu getirecek. Alırken ben yine kaydı açarım. Şimdi dostlar saygı dostumuz geldi. Bize mana potu vereceğini söyledi. Ben mana potu satan var mı diye yazdım alttan. Ben satıyorum dedi. Kaça vereceksiniz dedim. Ne kadar istiyorsunuz dedi. Ben de 6M param var dedim. Tamam dedi. Sen 6M'i koy. Gerisine karışma dedi. Bakalım. Dostlar üstümüz almadı. Şimdi 806 tane verdi. Biz şöyle 6M'i verelim. Güzel. Kabul ettik. Şimdi 800 taneyi daha koyalım. Diğer trade'i bekleyelim. Dostlar bir 800 tane daha verdi. Yani 700 vardı bizde. Bir 800 daha kabul ettik. Yani kaç tane almış olduk? 1600 tane aldık. 6M para verdik. Normalde tanesi 5'ten 5.5'tan satılıyor. Yani fazla bile verdi sağ olsun. Bakalım başka trade atacak mı? Bekleyelim. Dostlar bir 800 tane daha veriyor dostumuz. Kaç oldu? 2400 tane aldık. 6M'e. Ama ben bu şekilde borçlu oluyorum dedim. Şimdi dostlar şöyle bir ticaret yapıyoruz. Biz dostumuza Sword of Death'i vereceğiz. 4.5M'den satılıyor. O bize 8 tane artı 1 MD verdi. Bayları 400-450K'ymış. Üzerindeki 1M civarını da verdiği potla tamamlamış oldu. Her şey için teşekkür ederiz diyelim. Bu MD'lerimizi bankaya atalım dostlar. Bir ara basarız. Şimdi benim hemen şu potları şöyle 700 taneyi üzerime alıp direkt Titan slotuna geçmem gerekiyor. Dostlar Titan Parti 1-1.5 saat sonra kurulacak. Daha doğrusu 1-1.5 saat sonra ben girebileceğim. O yüzden bu arada 4 tane MS'imize girelim. Ardından da Drakilerimize girelim. Böyle dün geceden aldığımız XC'mizi basalım. Bismillah diyelim. MS'imize girelim. Dostlar ilk MS'nin 3. veya 4. mobundan buz geldi. İnanamıyorum. Kaydı az önce kapatmıştım. Bu harika oldu bizim için. Çünkü hiç paramız kalmamıştı. Güzel oldu ya. Titan'da en azından biraz daha mana alabileceğiz. Dostlar Old Opal Earring aldık. 2. Monster Stone'un boss'undan Opal Earring'imizi aldık. İlkinden de bir tane bus almıştık. Bugün harika gidiyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum ama şu an onlu geniyemiz var. 3000 tane mana potumuz var. Opal Earring geldi. Bildiğim kadarıyla bu 810M civarı ediyor. Yani busla beraber 10-12M etse. Eğer 1-2 drop daha gelirse
bir paket daha geniye alabiliriz gibi duruyor. Bakalım, şimdiden böyle büyük konuşmayalım. RPR'mizi yapalım. Üçüncü monster'ımıza devam edelim dostlar. Drop çıktığı için açmadım. Son monster'a girdim. İlk üçünün droplarını gördünüz zaten. Şu son monster'ı kayıtla beraber kesmek istedim. Çünkü her an Kaul çıkabilir dediler. Ben de bekliyorum. Kaul çıkarsa direkt geçeceğim oraya. Bir kez Kaul'un drop'unu kırdırmıştık. Güzel bir şey atmıştı. Ben bunu keseyim. Drop'una bakalım beraber. Boş çıktı, görüyorsunuz. Dostlarım, MS'den çıkan Old Opal'imiz ve busumuz haricindekileri bir satalım. Bakalım ne kadar para gelmiş. 600k para gelmiş. MS'ler gerçekten güzel kazandırıyor dostlar. Biz şimdi daily'yi alalım. Drake'e girelim. Bismillah deyip başlayalım. Dostlar inanamıyorum. Şoka girdim bir an drop'u görünce. Kutudayken bir an tıklayıverdim. Yapacak bir şey yok. Ama drop'u görüyorsunuz. Şurada. Weapon Breaker. Allah'ım. Bugün çok güzel şeyler oluyor. MS'den Old Opal ve Bus aldık. Draki'den VB aldık. İnanamıyorum. Var bugün bir şey de çözemedim. İnşallah hep böyle ilerler şansımız. Draki'lerden bir tane VB, iki tane Shell ile ayrılıyoruz dostlar. Ya böyle her gün bir tane versin canım yesin ya. Başka bir şey istemiyorum. 10 günde bir tane atınca insanın morali bozuluyor. Şimdi gidip bunları bankaya koyalım. JR saati geldi. 5-6 dakika sonra JR var. JR'mize geçelim. İnşallah güzel bir PK olur da izleriz. Dostlar JR'miz başladı. Parti güzel görünüyor ama inşallah devayı keser çıkarız. Yani adamları inşallah görmeyiz. Çok PK'ya kalacak gibi bir parti değiliz ama mobları seri keseriz. Çünkü 3 tane mage'imiz var. A few moments later. Evet dostlar, devayı keserek JR'yi kazandık. Silver gemlerimizi aldık. Talismanlarımızı da kaldıralım. Çok güzel oldu. Adamlar tam indiler, biz devayı kestik. PK'ya kalsak sıkıntıydı. Bende toplu 10k yok ve yine fatura bana kesilecekti. Ama böylesi çok güzel oldu. Hemen şimdi bunları da kaldıralım. Old Opal'imiz var, VB'miz var, bir tane busumuz, iki tane silver gemimiz var. Ortalama hesaplıyorum 12, 16, 17,5, 18, 5 de burası yapsa 23-24. Neredeyse bir geniye parasını daha çıkardık dostlar. Bundan sonra işimiz X kasmak olacak. 82 olana kadar X kasacağız, 82'den sonra her şeye devam edeceğiz. Dostlarım şimdi Titan Parti'deyiz. Şampiyon turnam dostumuz sağ olsun bizi Titan Parti'ye aldı. 20 tane TS verdi. Biz 20 saat boyunca Titan Parti'de kalacağız inşallah, eğer bir sorun çıkmazsa. İlk girdiğimde kayıt almıştım ama ne oldu bilmiyorum, kayıt programında sorun çıktı. O yüzden bilgisayarı kapatıp yeniden açtım ve tekrardan oyuna girdim. Yani yaklaşık biz 1,5 saattir, hatta 1 saat 40 dakikadır slottayız. Slota geldiğimizde üzerimizde 400k gibi bir para vardı. 400-500k gibi, yani 1M gelmiş ortalama 2 saatte. Geniyemizden 2 saate yakın kullanmış. 200 tane civarı da mana potumuz gitmiş. Şimdi hemen geri yerimize gelelim. Şöyle geniyemizi başlatalım. Titan Parti'de ne kasacağız, ne yapacağız, ne gelecek? Çöp gelecek mi? Coin ne kadar gelecek? Boost, Bass, MS drop'u var mı? Ve ne kadar X kasacağız? Hepsini göreceğiz. 2 saatte ortalama %6-%7 X gelmiş. Çok güzel X geliyor. 277k. Fakat TS bastığım için X kağıtlarını basamıyorum maalesef. Ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz şimdilik. Çok güzel X geliyor. 277k. Az bir X değil. Bakalım, inşallah 20 saat burada hiç durmadan kasacağız. Ben ara ara girer gösteririm size. Biz devam edelim. A few moments later. Dostlar tüm varlığımızı üstümüze aldık. Şimdi D2'ye gidip pazar kurup uyuyacağız. Saat 2.30'u geçti. Bayağı geç oldu. Pazar kurup uyuyalım. Öncesinde 3 tane kırdırmalık şelimiz vardı. Onları bir kırdıralım. İnşallah bir şey atar da pazara ekleriz. Bugün bayağı şanslı gidiyoruz. Tabii efendim. Atma. Olsun dostlar, yapacak bir şey yok. Şunları çöpe atalım. Gidip pazara koymadan önce şu coin etkinliğinde bizden upgrade istiyor en az bir tane. Şimdi gidelim. 1.9M para var nasıl olsa üzerimizde. 19 tane middle class alalım. Şu MD'lerden basabildiğimiz kadar basalım. Gerisini de artı bir olarak satarız. Şöyle başlayalım. Artı 3'e basamadık. Şimdi bastık. Artı 2. Artı 3. Bu güzel görünüyor. 4 verecek gibi. Verdi. Bu 4 olur mu? Olmadı. O zaman artı 1'den devam. Sarartalım. 4'ü 5'e atalım. 1, 2 olsun. 3, 4 olsun. 4'ten 5'e yandı. Tekrar sarartalım. O 6'yı ver bize. Artı 6'mız hayırlı olsun. Şimdi bir tane daha alırsak tamamız. Yandı. Basalım mı? Basalım ya. Bu 4'te kaldı. Bu 6 oldu.
Şunlar artı 1. Aa, burada bir tane de 2 varmış. Şimdi D2 gidip olmazsa bu subaya atarız. O parayla şu MD'leri de basarız. D2'ye geçtik dostlar. Biz şu busu şuraya atalım. 1,5 hem paramız oldu. Şimdi gidip biraz daha middle class kağıt alalım. Upgrade'e devam edelim. Kaç tane alalım? 12 tane alalım. 6'ya vermiyor. Şu 2 kalmış. Bunu da basalım. Güzel gidiyoruz şu anda. Dememle Anvil'in bizi şaşırtmaması 1 oldu. 4'ü 5'e. 5'i 6'ya yanıyor. Eğer bu dayanarsa diğer MD'yi 7'ye atacağım. O yüzden bir tane daha alıyorum. Aa, alamıyorum. Param eksik. Bunu alan vardı zannederim. Hemen bunları bayağı atayım geleyim. Bayağı attık geldik. Şimdi bir tane middle class'ımız var. Bir tane daha alacağız. Artı 5'i artı 6 verirse sıkıntı yok. Verdi. Artı 6'ları biz 3,5'dan satabiliyoruz. 3,5, 3,5, 7 yapar. 40 yapar! 4 hem de bu desek 11. Opal'i de 12 küsürden koyuyorlar. Biz 12'de bunu desek 23. 2 de silver'ımız var. 28. Yani bir paket daha geniye alıp kasmaya devam edebiliriz. Biz şimdi bunları pazara koyalım. Dostlar, pazarımızı kurduk. Böyle old opal'imizi 12.900'den. VB'mizi 4.150'den. Artı 6 medyalarımızı 4.222. Silver yem 2.888. Abyss Blessing'imizi 300k'dan. Ve dandik mp'leklerimizi koyduk. Bakalım, inşallah satılır. Satılırsa 30 M'den fazla para gelecek yine üzerimize. 2000 years later. Dostlar, sabah oldu. Çarımıza girdik. Çok güzel. Hemen hemen her şey satılmış. Üzerimizde 20 M para var. Şimdi siz satılanların KSC'sini görüyorsunuz. VB'miz satılmış. Abyss Blessing'lerimiz satılmış. 8 taneydi. 3 tane kalmış zannederim. Artı 6 MD'lerimiz satılmış. MP'leklerimiz satılmış. Ve Silver Gem'lerimiz satılmış. Üzerimize 20 M para gelmiş. Çok güzel. Şimdi bunları bankaya kaldıralım. Dostlar, tekrar Titan'a geldik. CZ'ye çıkacaktık ama şampiyon turnam dostumuz bizi çağırdı. Titan'da boş yeri varmış. Şöyle TS'mizi bastık. 5 dakikadır buradayız. 20M300K ile başladık. Hatta yazalım. 20.3M ile başladık. Zannederim loot ayarı biraz yüksekte. O yüzden çok çöp gelmiyor. Şimdi saatimiz 12.31. 12.30 diyelim. Hatta 12.25 diyelim başlangıç. Bakalım çıktığımızda ne kadar paramız var? Eksimiz yüzde kaç olmuş? %65.35 diyelim başlangıca da. Slotun çıkışında ya da herhangi bir problem olursa buradayım zaten. Bilgisayarın başındayım. Herhangi bir durumda kaydı tekrar açacağım dostlar. 2000 years later. Dostlarım, ara bir bilgilendirme yapmak istedim. Saat şu an 05.33. Görüyorsunuz. Biz 12.25'te başlamıştık. Ortalama 5 saattir buradayız. Az önce bir tane BES geldi. Onu da göstereyim size. Çarkı çevirdim. Çarktan da bir tane atak kağıdı geldi. Onu da buraya yerine koydum. Onun dışında çöplerimiz bu kadar. Bankada da 3-4 tane çöpümüz var. Onları da gösteririm size. Şöyle bakalım, 5 saat Titan'da %65.35 ile başlamışız. %84, yani 5 saatte %20 almışız. Çok güzel eksi kasmışız. Geldiğimizde üzerimizde 20.3M varmış. Şu an 22.8, yani 23 diyebiliriz. 2.5M falan kasmışız. Çöplerle beraber 3M, BES'le beraber 4M yapar. Neredeyse saatte 1M'e denk geliyor. Güzel kasıyoruz burada şu anda. Devam edelim dostlar. 20 saat burada durmayı planlıyoruz. Yani geniyemiz bitene kadar buradayız artık. 80 level %40 mı oluruz, 30 mu oluruz bilemiyorum. Ama mümkün olduğu kadar slottan çıkmamaya çalışacağız. Biz devam edelim dostlar. Ben yine ara ara girerim kayda. Dostlar, görüyorsunuz şu arkadaş, kalp sonunu kendi seçer denilen arkadaş, gidip Death Wizard çekiyor ve bütün partiyi yatırmaya çalışıyor. Kendisini videoya aldığımı söyledim, bana da hakaret ediyor. Ben bunu CR'ye de atacağım, Discord'a da yükleyeceğim. Böylesi arkadaşları bu oyunda görmek istemiyoruz dostlar. Bunlar kötü niyetliler. İnşallah hızlı bir şekilde cezalandırılırlar. Dostlar bakın, CR'ye atacağız, Discord'a da yükleyeceğiz dedim. Videonu aldım dedim. Bir de at hepsine yükle diyor, gülüyor. Yani hiçbir şey olmaz bize diyor. Bakalım, inşallah bir an önce banlanır. Evet, görüyorsunuz tekrar geliyor. İki tane Evil Wizard çekti, geliyor. Bakın, bizim parti burada. Partinin içine giriyor. Geliyor, bir de şurada görünmezlik basıyor. Amacı nedir bilmiyorum. Öyle itemli falan bir karakter de değil. Görüyorsunuz Titan yarım vuruyor. Canı falan kalmıyor. Buna rağmen bizim partiyi yatırmaya çalışıyor. Yani ex kasarken bile nelerle uğraşıyoruz görüyorsunuz. 2000 years later. Evet dostlar, uyandık şimdi. Yaklaşık 17 saat süren Titan Parti hikayemiz gece 4 itibariyle bitti.
Çünkü gece 4'te res vardı. Titan'dan çıkan her şey burada dostlar. Bir tane besimiz var. Şöyle bırakalım. Başladığımızda üzerimizde 20M civarı bir para vardı. Şu an tam net hatırlamıyorum. Kayıtlardan bakarız. Siz daha net görürsünüz. Eserlerimizi koyalım. İkili geniyemimizi koyalım. Şunları üzerimize alalım. Satalım bakalım ne kadar yapacak. Ondan sonra BDV'miz var. Saat 11.55. Türkiye saatiyle şu an 12.55. Saat 1'de BDV var. Ama bunlar artı bir low class. Acaba artı iki yapınca daha çok veriyor mu? Ben bunu merak ettim. Tamam kalsın bu. Biz BDV'den sonra bunlara birer artı basar bir de öyle deneriz. Şimdilik atıyorum ben bunlara bankaya. Dostlar BDV'yi kaybettik. Sağlık olsun diyelim. Şöyle ki 80 level olduk. Hemen 5 HP'mizi verelim. Biraz daha HP'miz artsın. Buradan da hile 57 verelim. Toplu 960 skillimizi de aktif ettik artık. Onu da skill bar'a koyalım. Biz şimdi hem farm hem expo olan bir yere gideceğiz. Slot'a geçince ben slot'ta kaydı açacağım. Dostlarım Uruk Blade slotuna geldik. Yüksel dostluğumuzu biliyorsunuz. Onunla birlikteyiz. Uruk Blade'de uzun saatler kalmayı planlıyoruz. Güzel X veriyor. Şöyle 6K X geliyor ama seri seri geliyor. Bunun yanında kırdırmalık shell atıyor. Biz slot'a başlayalı. Henüz 2 dakika oldu. Hemen üzerimize bir tane kırdırmalık shell geldi bile. Bakalım inşallah buranın boost drop'u, MS drop'u var. Bize de güzel şeyler atar. Eğer slot'a bir KS vesaire gelmezse böyle güzel güzel takılacağız burada. Biz yine etkinliklerimize girebileceğiz. Titan gibi değil burası. Titan'da çünkü çok kişi var ve bir kişinin hatası 8 kişinin ölümüne mal olabiliyor. Yani yazık günah insanların hakkına girilebiliyor. O yüzden hiçbir etkinliğe gidemiyoruz. Ama burada biz bizeyiz. Night Royale'e de gireceğiz. BDV'lere de gireceğiz. Ki az önce bir BDV'ye girdik kaybettik. Kötü bir BDV'ydi yani moralim bozuldu. Oynamamıza uğraşmamıza rağmen bazen kaybedebiliyoruz. Herkesin oyunu farklı algılama biçiminden kaynaklanıyor bu da. Yapacak bir şey yok artık. Nasip diyelim. Biz şimdi buraya notumuzu alalım. Başlangıç saatimiz 12.33 diyelim. 12.33'te başladık. Üzerimizde 27.5 para var. Yüzdemiz 7.90 diyelim. Bakalım dostlar ben ara ara kayda gireceğim. Ne yaptık ne ettik ne kastık hepsini göstereceğim inşallah. Ya bu Uruk Blade slotları genelde dolu oluyor biliyorsunuz. Burada hatta ikişer partiler falan var. Yani yeni serverlarda çok daha fazla, çok daha kalabalık. Hani ne atıyor ki bu kadar gözde bilmiyorum ama boost'tan MS'dendir muhtemelen. Bitiminde detaylı bir slot analizi yaparız. Dostlar bugün 13 Temmuz. Gece 4'te res geldi ve yeni güncellemelerimiz var. Şöyle güncellemelere birlikte bir bakalım. İlk güncelleme güzel. Görevler sıfırlanıyor diyor. Hemen bir bakalım. 27 Temmuz 2023'te sunucu bakımıyla birlikte tüm görevler sıfırlanacaktır. Hemen görevlerinizi yapın diyor. Güzel bir şey. Hani bu insanları oyuna çekmek, oyundakileri de biraz daha etkinlik bazlı kullanabilmek için görev sıfırlamalar güzel oluyor. Bizim işimize yarayacaktır mutlaka. Gerçi biz o zamana kadar 82-83 olmuş oluruz diye düşünüyorum 13-14 günde ama olsun. Her türlü etkinliğe açığız. Çünkü her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Devam edelim. İkinci maddemiz CZ Ball bölgesinde Lay kambosu ortaya çıkacaktır diyor. 3 saatte bir çıkacakmış. Bu bizi çok ilgilendirmiyor biliyorsunuz. Şu an CZ'ye çok fazla çıktığımız bir durum yok. Üçüncü madde Lunar var. Yani Lunar Savaşı. Lunar Savaşı sırasında atlı şövalyelerin silahlarına yeni efektler eklendi. Neden? Yani neden? Neyse geçiyorum. I Love Night Online ve Play Night Online amblem bonusları değiştirilmiştir. Ne yapmışlar? I Love Night Online'a damage koymuşlar. Play Night Online'da eksi arttırmışlar. Yani ikisini birbiriyle değiştirmişler. Başka da bir şey yok dostlar. Biz ikisini de alıyoruz zaten gün içinde. Çok bir şey fark etmiyor. Geçiyorum. Falankor HP defans yükseltme sistemi resetlenmiştir. Bizi dediğim gibi gene çok ilgilendiren bir durum yok. Ama sizi ilgilendirebilir. Blaze Killer yeteneğinin atak sekmesi altında bulunan recovery bölümüne eklenmeme sorunu düzeltilmiştir. Bu güzel oldu dostlar. Bu warrior'lar için gerçekten güzel oldu. Bu skill sizden 200 HP düşürüyor ama 400 mana arttırıyor. Yani bu güzel bir şey. Ve bunu warrior'lar zannederim elle basıyorlardı. Genie bunu kullanmıyordu. Şimdi kullanmaya başlamış. Güzel bir şey bu. Yeterli sayıda I Love Night Online gönderisi yapmış olan oyunculara ödüller gönderilmiş. Ne diyor? 15 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında 20'den fazla I Love Night Online gönderisi yapan oyunculara Redistribution item eşyası oyun içi posta yoluyla gönderildi. Postalarınızı kontrol edin dostlar. 1 artı 1 sona ermiş. Buna üzüldüm. Yeni başlayacak, kasacak arkadaşlar için kötü oldu bu. Kurban Bayramı etkinliği Kaul diyor zannederim. Kaul etkinliği sona ermiş. Lobo boss'u sona ermiş. Başka? Başka da bir şey yok gibi görünüyor. Yani güncelleme bu kadarsa çok da bir şey gelmemiş. Çok da bir şey gitmemiş. Neyse bizi zaten çok fazla ilgilendirmiyor. Biz etkinliklerimize, oyunumuza bakıyoruz. Oyunumuza dönelim. Dostlar Uruk Blade'den Grell'e geldik. Neden Grell'e geldik? Bir de burayı deneyelim dedik. Uruk Blade'de yaklaşık 2 saat civarı kaldık. 2 saatlik farmın sonucunda bir tane MS, 4 tane kırdırmalık shell ve şöyle 3 tane de çöp alabildik. Grell'e de az önce geldik zaten. Arada bir BDV gidip geleceğiz. Sonra yine devam edeceğiz. Ben sizi yine bilgilendireceğim.
Dostlarım, Grail Slot'unun şerefine bir çarkıfelek çevirmek istiyorum. Geldi. Ver Monster Stone'umuzu, gidelim diyelim. Tabii efendim. Monster Stone'a her zaman razıyız. Çünkü çok güzel X veriyor ve drop dağıtabiliyor. Bir günlük VIP key verdi. Olur. Olur. Kullanırız. Heri olsa daha güzel olurdu ama VIP key de güzel. Bir gün farm yaparsak VIP key'i kullanırız. Bir günlük görevi daha bitirdik. Üzerimizde bir tane vardı. Gene iki tane oldu. Hemen kırdıralım. Bu defa ayaklık kırdıracağım. Hemen bakalım. Kesin bir. Ya biliyorum dostlar. Artık bu triyellerden bize hayır gelmeyeceğini biliyorum. Hemen gidip yakalım. Bu arada şu Grell'den gelen çöpleri satalım. Bakalım güzel para getiriyor mu? Çok güzel para getirdi. Total ne kadar kaldık ki? 500k para getirdi. Çok güzel para geldi ya. Bunu beklemiyordum. Bu çöplerin hepsi Titan'dan gelen çöpler. Ben şimdi bir şey denemek istiyorum. Aynı olanlardan mesela hepsi low class. Flamberg'i deneyelim. Artı 1'i ne kadar? 61k. Biz buna 10k harcayacağız. 71k masrafı var. Bakalım. 92k. Her birinden 20k gelse 26 tane var. Mantıklı. Ben bunların hepsini artı 2 yapıp öyle satayım dostlar. Artı 3'leri çok daha güzel para yapıyormuş. Yani 61k. 20 de harcadık. 81. Her birinden 50k fazla geliyor. Ben denerim. Şuna bakalım. Gradius'a. Artı 1'i 61. Artı 2'si 92. Muhtemelen artı 3'ü de 120 falan olacak. Aynen. Ben hepsini artı 3 yapıyorum dostlar. Hiç erinmedim. Bunların hepsini artı 3'e bastım. Hatta şurada Bill'i artı 4'e basmışım yanlışlıkla. Hepsi artı 3 oldu. Middle class'lara karışmadım. Bunu zaten 3 vermiş. Böyle bir satalım. Benim buraya masrafım toplam 400k 500k civarı bir şeydir. Hatta 500k bile çıkmaz masrafım. Önce şunları bir satalım. Bunlar zaten para etmeyecek. Şuradan bir başlayalım. 1.7M. 1.2M de burada. Dostlar yaklaşık 4M para geldi. 17 saat Titan'ın bize maliyeti 600 tane mana potu ve 17 saatlik geni oldu. Bizim 17 saatlik Titan farmında dostlar hesaplamalarımıza göre 24M giderimiz olmuş. Gelirimiz ise 12.5M. Yani biz 12M'e Titan'da kasmış olduk. Tabii bir tane de MS geldi oradan. Bakalım belki MS'den de bir şey atar. Onu da ekleriz Titan farmına. Şurada Uruk Blade'den aldığımız 4 tane kırdırmalık shell var. Başka var mı kırdırmalığımız? Yok, başka yok. Şimdi gidip şunları kırdıralım. Yok dostlar, Narki bize hiçbir şey vermiyor. Dostlarım bir BDV'yi daha kazanıyoruz. Şöyle ki ilk fight'ı biz aldık zaten. Görüyorsunuz. Hepsini kestik ve karşı taraf çıktı. Buradan Bedivere dostumuza özellikle selamlar olsun. YouTube kanalımıza abone olup destek verin diye herkese söyledi. Partideki herkesin ellerine emeklerine sağlık. Güzel bir win'di. Şöyle karşı taraf tamamen çıktı. Bu arada üzerimize Uruk Blade'den gelen tüm shell'leri, tüm drop'ları, tüm coin'leri aldık dostlar. Biz Uruk Blade'de 2 okçu, bir de ben olmak üzere 3 kişiydik. Şu altta gördüğünüz drop'lar tamamen 3 kişinin dropları. Dropları bana verdi dostumuz. Sen kırdır shell'leri hocam dedi. Tamam dedim ben de. Şimdi shell'leri kıracağız. Boost'ları paylayacağız. Bakalım shell'lerden bir deko falan bir şey gelirse hepsini paylarız. Ben Narki'ye geçince kaydı açarım. Geldik Narki'nin başına. Biz en son kendi üzerimizdeki 4 taneyi kırmıştık. Hiçbir şey vermemişti biliyorsunuz. Başlayalım kırmaya. İnşallah bir deko falan bir şey atar. Vermiyor. Yine vermedi. İnat da vermiyor. Şu goblinler hala niye var anlamıyorum. 4 tane deko verdi. Allah Allah. 4 tane deko verdi. Deko para ediyor diye biliyorum dostlar. Ama şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Narki'nin yüzümüze gülmesine şaşırdım. 4 tane deko ile ayrılıyoruz buradan. Güzel oldu. Bir fiyatına bakalım deko kaça satılmış. Dostlar 2M150K'dan satılmış en son. 4 tane geldi. 8.5M buradan geldi. 3 tane de busumuz var. Bu busu ve dekoyu paylarız muhtemelen. Üstümüzdeki gereksizleri satalım. Bankaya atacakları atalım, devam edelim. Dostlarım Bay Architect dostumuza çok selamımızı gönderelim. Bize hediye vermek istediğini söyledi. Biz parasını vermeden kabul etmeyeceğimizi söyledik. Kusurumuza bakmasın lütfen. 200k karşılığında HP 5 aldık bir tane. Dostlar JR'miz başladı, ilk odadayız. Parti güzel görünüyor. Bir tane mage'imiz var. A few moments later. Dostlar moblar bitti. Şimdi Deva'ya indik. Deva boşmuş. Hemen Deva'ya atak verelim ve inşallah bir an önce keselim. PK'ya kalmadan kazanırız inşallah. Kalsak da iki tane çok sağlam asasımız var aslında. Rakip geldi ve PK'ya başlıyoruz.
3-1 öndeyiz dostlar. Rakip bir ESC aldı. Bakalım inerlerse PK'ya devam ederiz. Partimiz güzel. 2 asasımız var. Bir okçumuz var. Gerçekten sağlamlar. Mage'imiz de TP mage. Eğer son dakika KS yemezsek Deva'yı kestik sayılır. Bir daha aşağı inmediler. Biz de bekledik. Son 11-12 dakika kala Deva'yı kestik ve çıktık. Bize yine sıra gelmedi. Biz yine bir şey alamadık. 2 tane Silver Gem'le ayrılıyoruz. Dostlarımızın ellerine sağlık. Partideki herkesin eline sağlık. Emeğine sağlık. Gerçekten güzeldi. İlk PK'da yıldırınca bir daha inmediler zaten. 2 Silver'ımız daha hayırlı uğurlu olsun. Talismanlarımızı yine kaldıralım. Saat 6'dan sonraki daily'yi yapmadık bugün. Şimdi şunları bankaya atalım ve gidip daily'imizi yapalım. Günlük görevimizi de yaptık. Şimdi gidip neyimiz var neyimiz yoksa üstümüze alıp pazara koyup uyuyabiliriz. Geleneksel bölüm kapatma pazarımızı kurduk. Böyle old opalimizi 12'den, dekolarımızı 2.5'tan, silver gemlerimizi 2M870K'dan, boostlarımızı 1700'den, best 989, 200K'ya aldığımız HP besi de 400K'dan koyduk. 3 tane Abyss Blessing'imiz kaldı. 600K'dan koyduk. Yeşil kutumuz standart 1273. Eğer satılırsa hepsi çok güzel paralara ulaşmış olacağız. İnşallah satılır da DC Premium için biriktirmeye başlarız dostlar. Hadi bismillah diyelim. Pazarımızı kuralım. Bölüm sonuna geçelim. Dostlar tam pazarı bozdum. Bölümü bitirmeye gidiyordum. Baktım pazardan bir şeyler satılmış. Dekolarımız gitmiş. 4 tane deko vardı. 9M700K gelmiş. Yeşil kutumuz satılmış. Ve HP besimiz satılmış. Üzerimizde 50 M para var ve satılacak daha bir sürü de item var. Bu arada Trial'a artı basmayı unuttuğumuzu fark ettim. Şimdi gidip ona bir artı basalım. Standart Anvil'e geldik dostlar. Şöyle biraz büyütelim. 2 yapalım. Bakalım 3'e geçecek mi? Yandı. Zaten böyle olacağını biliyorduk. Sıkıntı yok. Biz şimdi gidip bölüm kapanışımızı yapalım. Sonra yine aynı fiyatlardan pazara koyar uyuruz. Bölüm kapanışı için standart yerimize geldik. Yorumlarda ve oyunun içinden yazarak bana verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince size güzel içerikler sunmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince hızlı bir şekilde çarımızı geliştirmeye çalışıyorum. Peki biz bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde JR'ler kazandık. MS'den Old Opal Earring aldık. 50M'in üzerinde paramız var. Ve yaklaşık olarak 20M de buradan gelecek. Yani şu an 70M paramız var diyebiliriz. Bu 70M'in oluşmasını sağlayan süreç içerisinde girdiğimiz Drakiler, 17 saat yaptığımız Titan farmı, üzerine 3-4 saat yaptığımız Uruk Blade farmı, ardından yaklaşık 1-1.5 saat yaptığımız Grell farmı ki bunların devamı gelecek. Bunların hepsinin etkisi var ve katkısı var. Dostlar bu süreçte tek üzüldüğüm şey Dark Mithril fragmentlerden hiç artı 7 atmaması. Her bölüm neredeyse 2 tane kırdırıyoruz. Ama atmıyor. Artı 5 atıyor. Artı 5'i de takmanın bir anlamı olmuyor. Üzerimizdekiyle aynı. Hatta giyince rezistlerimiz düşüyor. Yani vereceği 2-3 health bonus için artı 5 giymenin bir anlamı yok. Bana neden artı 5 giymiyorsun diye soruyorlar. O yüzden söylüyorum bunu. 80 level olduk. Neredeyse 10k NP'miz var. Ve artık her gün 1k NP kırdıracağız. Eski serverlarda her gün 1k NP kırdırabiliyorsunuz. Ve karşılığında Dark Knight üretim materyallerinden alabiliyorsunuz. DKC gibi, DKM gibi silahların üretim materyallerinden alabiliyorsunuz. Ve onlar da pahalı. Light Elemental Stone var mesela. En önemlisi, en önemli çıkacak şey. Bayı 36M, 40M civarında. Yani her gün 1K kırdıracağız ve Light Elemental Stone atmasını bekleyeceğiz. İnşallah bir gün alacağız ama. Paramızı biraz daha yükseltip muhtemelen bir tane takı yapacağız. Ya da premium için para biriktireceğiz. Önümüzdeki ay rahat olalım diye. Eğer yapabilirsek DC premium almaya çalışacağız. Ki şu anda yanlış bilmiyorsam eğer 3GB civarında olması lazım. Durumlar budur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Keyifle kalın dostlar.